Arkadaşlar merhabalar hepinize. Kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Demek ki bir önceki videoyu izlediniz. Muhtemelen bu da size önerildi. O yüzden devam ediyorsunuz. Biz bu videomuzda buraya kadar 2 senede nasıl geldik? 5000 TL'den 500 bin TL'ye nasıl bir sermayeyi arttırdık? Dışarıdan mı koyduk? İçeride kazandıklarımızı mı çevirdik? Bunlardan bahsedeceğiz. Aslında 5000 TL'den 500 bin TL'ye çok ciddi rakam. Ve biz bunu yaptık, başardık. Ciddi bir kar. Başardık. Ha, para olarak mı başardık? Elimizde 500 bin TL tabii ki cebimizde 250'şer bin TL yok. Ama 500 bin TL'lik hacmimiz var, sermayemiz var, malımız var. Ondan bahsedeceğiz şimdi. Nasıl yaptık biz bu işi, nasıl girdik? Şimdi biz 2 sene önce Yusuf'la biz sürekli görüşürüz. Zaten akrabayız. Her akşam otururuz, ne yaparız, ne edeceğiz gibisinden konuşuyoruz sürekli. Hamza çok girişimcidir. Evet, biz aslında arkadaş grubu olarak boşta kalmayı sevmeyen bir grubuz. Zaten kendi işlerimiz var o dönemlerde. Hala var gerçi. Otururken dedik ki ne yapalım, ne edelim gibisinden. Biz dedik ki çanta satalım. Neden çanta satalım? Yani düşündük. Çünkü her elbiseye bir kadın bir çanta alıyor. Evet. Kadın alışveriş yapmayı seviyor. Birincisi. Birkaç tane madde sıraladık. Evet. Birkaç tane madde. Bedeni olmaz. Bedeni yok. Heh, bir bedeni kere. Yok. Ve görsel dikimde aynısı gidecek. Yani bedeni olduğu evet. Büyük küçük hiçbir sorunu yok gibi düşündük. O yüzden geri gelme ihtimali de düşük gibi düşündük. O yüzden dedik ki bir akşam çanta satalım. Ki düşündüklerimiz de zaten oldu. 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 Şu anda evet. Biraz daha zor tabii ki. Oraya da değineceğiz. Bunun o akşam kararını aldık Yusuf'la. Yusuf da sağ olsun hemen okeyledi. Yani mantıklı buldu o da. O da okeyledi. Tamam dedi hemen girelim. Şirket açılışını verdik. Tabii araştırmasını yapıyoruz. Araştırmasını yapıyoruz. Mal olmadan şirketimizi açtık. Çünkü her şeyin yasal olması gerekiyor. Biz bir şey girersek eğer evet. Bunu tam anlamıyla yapalım. Çünkü dedim ya 3 kuruş kazanacağız diye 5 kuruş zarar etmeyelim. Bir önceki videomuzda en kötü dedik ki şirketi kapatırız, olayı bitiririz. Evet, evet, evet. Bir tane şahıs şirketi açtık. Tabi o hafta sonu öncelikle bir bunun toptancıları nerededir diye bir baktık. Araştırmasını yaptık, evet. Atladık arabaya gittik. Beyazıt'a. Beyazıt'ta çok fazla çantacı gezdik ama işte bizim beğendiğimiz çantaları tabi alıyoruz. Çevremize gösteriyoruz, bunu alır mısınız? Evet. Yani bunu şu fiyattan satsak alır mısınız diye. Bayağı bir arge yaptık bunun için. Fizibilitesini yaptık biz bunu. Çünkü aldık çantaları numuneleri, ya bu güzel mi, bunu kaçtan alırsın gibi insanlara soru sorduk. Evet. Doğru mu? Bizim beğendiğimiz çantalar, bizim aldığımız çantaları çok beğenmediler. O yüzden biz bunu önce bir ciddi bir araştırmasını yaptık. Yanımızda işte bayanlara sorarak işte şu çantadan alalım, bu çantadan alalım diye bir öncelikle bir karar vermemiz gerekiyordu, onları verdik. Çünkü toptancılara da güvenilmez, elinde kalmış malı da satıyor olabilir. Beyazıt'a gittiğinizde bunu yaşarsınız, herhangi bir evet. Çantacıya kötü niyetli. Genelde de böyle olur, kötü niyetliden kastım adam da ekmeğinin peşinde tabii. Elinde kalmış malzemeleri size satmaya çalışırlar. Aynı malın çok kalitesizlerinin de denk gelebilirsiniz. Yani evet. Benzerini gördüm diye alırsanız ucuza buldum zannedersiniz. İkimiz buna çok düştük. Çok düştük yani. Çok farklı kaliteler var, o yüzden düzgün seçmeniz gerekiyor ürününüzü. Bizim de bu arada 5000 liramız var. Doğru muyuz? Doğru, 5000. 5000 lira bile yok aslında da. 5000 liramız tamam var. Biz bir şirket açtık. 1000 lira gibi bir masrafımız oldu. 4000 lirayla işte Hamza gitti. Ben gidemedim o gün. İşlerim yoğundu. Hamza gitti. 200 tane falan bir çanta aldı. Eve geldi. Biz nasıl mutluyuz? Ucuz tabii. Ben aldım. Tabii. Döktüğüm poşette evin ortasına ama evde böyle 200 tane. 150 tane. Tabii. 200 tane değil. 153 tane tam. 153 tane çanta aldım. O zaman da maliyetler düşük tabii. Bu kadar evet. Yüksek değil. Çanta fiyatları, işçilik vesaire bu kadar yüksek değil. 153 tane çanta var. Tabii bir o civarda bir çantamız var evde. İnanılmaz mutluyuz işte 150 tane çantamız var. Hadi satacağız bunları. Tabii hemen bir Instagram hesabı açtık. Şimdi ama şöyle de bir şey var. O 5000 liranın biz yarısını aslında şeye ayırdık. Reklama ayırdık. Tabii. Muhtar Kent miydi o adamın adı? Şeydi ya. Coca-Cola'daki adam. Ya reklama çok önemli arkadaşlar. Evet. Reklam olmadıkça isterseniz yani bedavaya ürün yükleyin. Onu kimse görmedikten sonra satamazsınız. Evet evet evet. O yüzden biz basit. Paramızın yüzde belki 40'ını 50'sini reklama ayırdık. Reklama ayırdık ancak şöyle bir durum geldi başımıza. Biz Instagram hesabımızı açtık. Instagram hesabımızı açtıktan sonra bütün arkadaşlarımıza öneride bulunduk. İşte arkadaşlarımızı biz takip etti. Onlar arkadaşlarına söyledi. Sayfa böyle ufak ufak büyümeye başladı. Sonra biz bir tane magazin sayfasına reklam verdik. Tabii bize hiç sipariş gelmiyor. Evde moralimiz bozuk. Ama sürekli buna kafa yoruyoruz. Yani alt tarafı 5000 lira yatırmışız. Ama inanılmaz şekilde. Ama çok emek verdik. Tabii çok emek verdik. Emek verdik yani. Yani bu 500 bin lira benim aslında emeğim gerçekten. Hani inanılmaz ulaştık. Ondan sonra Instagram'da biz bir şey bulamadık. İstediğimiz satışı yakalayamadık. Çünkü birkaç Instagram satışı zor. Gerçekten. Zor. Herkes yapamaz arkadaşlar. Çok zor. Bunu da zaten detaylı anlatacağım birazdan. Çok kısa bir şey anlatayım Instagram'la alakalı. Instagram insanı çok fazla yorar. Instagram'da satış çok zordur. Sebepleri sponsorlu reklamlar çok pahalı şu anda. Geri dönüşleri çok evet. Düşük. Ve Instagram'dan öyle saçma sorular geliyor ki. Öyle durumlar yaşanıyor ki. Kapıda ödemede vesaire. Ya adama gönderiyorsun kapıda ödeme almıyorsun.
Öyle mi? Evet, almıyor. Almıyor. Bu sefer stres yapıyoruz burada. Biz dedik ki ne yapalım? Bu çünkü gerçekten hak. Yani ben gönderirken 10 lira 15 lira o zaman gönderiyor. 10 lira 15 lira. Evet. Geri geliyor bir daha 10 lira. Aynen öyle. Bizim zorumuza gitmeye başladı. Çünkü biz haftalarca sokağa çıkmıyoruz. Böyle şey yapmıyoruz yani hani. Cumartesi pazarları full çalışıyoruz. Hani evet, fotoğraf evet, çekimine evet. Gidiyoruz sağa sola. Bu kadar çalışıyoruz, adamlara gönderiyoruz ki yani kadınlara gönderiyoruz. Onlar kapıda ödemeyi çantaya bakmadan almıyorlar. Geri geliyor, bu bizi zarar ediyor. Evet, evet, ne yaparız evet. Ne ederiz diye düşündük sonrasında. Sonrasında bir arkadaşım geldi, işte dolap uygulamasıyla alakalı. Dedi ki ben dolapta eşyalarımı satıyorum, siz dedi burada deneseniz. Biz tabi Hamza'yla dolaba girdik. Ama inanmıyoruz tabi. Tabi inanmıyoruz yani dolaptan ne satabiliriz ki? Hani Hamza hatta şey diyor, ya 250 lira muhasebe paramız var, dolaptan o çıksa yeter diyor. Kesinlikle. Ondan sonra biz tabii inanılmaz fazla çalışıyoruz, sürekli ürünler yüklüyoruz. Dolabın mantalitesini size bir anlatmak istiyorum ben. Dolapta bir ürünü yüklediğiniz gibi kalmıyor, bir ürüne stok. Mesela ben bu kalemi dolaba yüklüyorum, buna stok giremiyorum. Bundan elinizde 1000 tane varsa 1000 kere yüklemeniz gerekiyor. Evet. Biz o yüzden sürekli ürün yüklemeye başladık. Sürekli ürün yüklüyoruz, ürün güncellediği için en üstlerde gözüküyor. Sürekli hiç durmadan ürün yüklemeye başladık Hamza ile. Dolapta şöyle bir durum var. Butik hesapları var. Eğer vergi levhanız varsa butik hesabı olabiliyorsunuz. Bu ürünü bir kere yükledikten sonra sadece kopyala tuşuna basarak tekrar hemen atabiliyorsunuz. Yani isim, açıklama, hiçbir şey, renk vesaire varyant girmeden dolaba devam edebiliyorsunuz yüklemeye. Tek tuşla paylaşabiliyorsunuz kısacası. Evet, kısacası böyle. Ama bizim saatlerimiz oluyor. Günde atıyorum 24 saatin biz 12 saatinde ürün paylaşıyoruz. 6 saat ürün paylaşıyor, 6 evet. Saat ben paylaşıyorum falan. Çünkü satmaya başladık ufak ufak. Ve bu aletler 100-150'lere buldu. Yani biz günlük böyle ilk başlarda böyle hani ilk birkaç haftadan sonra 20-30 satmaya başladık. Biz paylaştıkça satıyoruz. Tabii. Bu sefer işi gücü bıraktık. Elimizde telefon artık böyle kaldı. Günde 30 adetleri geçtik, 40 adetleri geçtik. 50-60 derken 100 adetleri gördük. En son 150 adetleri gördük. Tabii. Öyle değil mi? Hatta şöyle yapıyordum. Yusuf'a diyordum ki, arıyordum tabii aile evlerdeyiz. Yusuf diyordum sen müşterilere cevapları, yani müşterilerin sorularını cevapla. Ben paylaşıma devam edeyim. Tabii. Ben o sırada hiç durmadan saniyede bir paylaşıyorum. Yusuf da o paylaşımlar çünkü en üstte kalıyor. Müşteri de onu görüyor sonuç olarak. Çantaya aldığında hep bizi görüyor. Yani son olarak dediğim gibi dolapta biz o dönemlerde çok iyi satışlar yaptık. Sonrasında dolap bizi yormaya başladı. Dolap bizi yordu çünkü sürekli paylaşım yapıyoruz. Günümüzün işte 8 saatini atıyorum dolapta geçiriyoruz falan. Bayağı bir yormaya başladı. Daha sonrasında dedik ki bu iş böyle olmaz. Bu işe çözüm bulalım. Çünkü hakikaten yoruldum. O sırada Trendyol'a başvurduk. Trendyol'da bizi kabul etti. Trendyol'da işte başladığımız anlarda çok az satıcı var, çok az ürün var. Tabii zaten şey var Hamza, Trendyol'un ilk bizim girdiğimiz alanda yani girmeniz çok zor aslında. AliExpress satın tabii. Almış, AliExpress demiş ki önünüze geleni alabilirsiniz. Bizi o vesileyle aldılar. Tabii, yoksa Trendyol'a girmek, yani, Trendyol'a girmek zordu. Şu anda Moripa'ya nasıl giremiyorsunuz? Onun gibi düşünün. Evet. O zaman Trendyol'a başladık. İlk aylar çok iyi satış yapıyoruz çünkü atıyorum 50 tane çantacı var. Şu anda belki bu sayı 700-800. 1000. Tabii aşağı yukarı. Ve ürün adeti olarak da totalde çanta yazdığınızda 2000-2500 ürün çıkıyor. Bizim de 300 barkodumuz var. Totalde 2800 falan ürün çıkıyor. Doğru. Bu şekilde satmamak imkansız ve Trendyol'da bir şey satıyorsa eğer satmaya devam ediyor. Önceki videolarımızda bahsettiğim gibi. O da şununla alakalı arkadaşlar. Bu ürünü siz yüklediniz, satın aldılar. Bu ürünün kalitesini, paketlemesini bozmazsanız Trendyol'da bu ürünün bu resmi tutmuşsa hep satmaya devam eder. Trendyol sizi geri plana atmaz. Evet, Trendyol geri plana atmaz ve ilk sıralamada yukarıda çıktığınız anda sıralamada bence birinci sıraya oturan isterse affedersiniz çöp olsun evet. O şey satmaya devam eder. Birinci sıradaki çantanın günlük bence satışı, sadece çanta için söylemiyorum. Çok ciddi rakamlarda. Ciddi rakam. 200-300 civarında olabilir. Sadece o ürünün o rengi için. Aynen öyle. Yani Trendyol'da sıralamaya girmeniz çok hayati önem taşıyor. Evet. Yani doğru. 100 üründen bir ürünü sıralamaya, ilk 10-15-20 sıralamaya girsin. O zaten sizin masraflarınızı fazlasıyla çıkartacaktır. Biz de bunu yaşadık. Evet. İlk bir ürünümüz tuttu. O üründen her ay atıyorum 1500 ürünü satıyorsak 1000 o üründe öyle düşünün. Daha sonra ikinci ürünümüz tuttu. Bu şekilde gittik. Ve biz yaklaşık Trendyol bir 10-12 ay falan böyle katlayarak götürdük. Evet. Böyle yukarı %10, ay her ay %10, %20 büyümeyle. Evet. Hatta bazı aylarda kampanya aylarında direkt ciroyu 2'ye katlayaraktan, 3'e evet. Katlayaraktan devam etti. Bu bizi ciddi yani biz aslında şöyle gittik, çok planlı gittik. Bölünmeyerek. Evet. Sadece Trendyol üstüne gittik. Sonra biraz daha büyüdükten sonra dedik ki hepsi burada da girelim biz. Evet. Hepsi buraya da girdik. Hepsi burada da sağ olsun yardımcı oldular bize orada arkadaşlar. İyi de girdik. Aslında iyi satışlar yaptık. Ancak hepsi buradanın hesaplarında muhasebesel anlamda bayağı problem vardı.
Yani bir uğraştırıyor sizi. Evet, uğraştırıyor. Aslında dolandırıyor da diyebiliriz aslında. Kötüleme olmasın ama şu belki bir hesap hatası olabilir. Ama yeni bir aldığım şeye göre bazı şeylerde onlara fatura kesmeniz gerekiyor vesaire. Trendy o kadar basit değil yani. Net para yatmıyor hesabınızda. Siz onlara evet, fatura kesiyorsunuz. Onlar size kesiyorlar. Böyle karşılıklı böyle fatura silsilesi oluyor. Onları şu anda kaldırmışlar. Ama bunu detaylı bir videoda anlatacağız ama. Biz o zaman da öyleydi. 2-3 ay sattık. Fena adetlerde satmadık. Ama evet. Hesap yaptığımızda bizim biraz içeride olduğumuzu gördük. Yani kardan içeride olduğumuzu gördük. Hemen satışı kapattık. Adet satsak dahi kar etmediğimiz ürünü satmak istemiyoruz. Evet, evet. İşçilik yapmak istemiyoruz. O yüzden hemen çektik. Trendyol'da da o sırada işte Buybox sistemi başladı. Buybox sıkıntıları. Bizim de patentimiz yoktu o dönemlerde. Her giren altımızda 1 ay, 2 ay, 3 ay oldu artık sıkıldık yani. O sırada satıcı puanımız düştü. Satıcı puanımız düştü. Ürünler aslatmaya başladı. Aslattı ve çünkü o kalitede ürün göndermiyorlar. Bir de biz de şey yapıyoruz. Adam atıyorum 50 liraya satıyor, biz de 49 liraya satıyoruz. Evet evet evet. Biz de altına girmek çünkü en azından diyoruz ki dükkan çevirsin, kâr etmeyelim ama en azından hem kötü yorum gelmesin, dükkan işte ofis dönsün, burası dönsün gibisinden düşünüyoruz. Kâr etmeden yani çok cüzi rakamlarda satıyor. Siz bunu yapmayın. Hemen patente başvurduk, 6 ay sürdü. Tabii ama o sırada tabii boş durmadık biz. Moda Nisa'ya girdik. Tabii onu görünce biz dedik ki batıyoruz, geri gidiyoruz yani. Tabii. Bu işe durdur dememiz lazım çünkü artık 5000 liramız yok. Çok daha fazla bir paramız var. Bu elimizde patlayacak yani bu iş gibisinden düşündük. Evet. Ve o sırada alternatif kanallar aradık ve o sırada Moda Nisa'da kendileri aradılar biz daha doğrusu. Çünkü artık büyüyoruz. Trendyol'dan bakıyor artık bütün pazar yerleri kim var kim yok diye. Bence evet. Öyle yani çünkü biz evet, çok önemli evet, oldu. Bize bir teklif geldi ama orası herkese göre değil, şöyle herkese göre değil. Moda Nisa konsinye üstünde çalışıyor, konsinye üzerinden çalışıyor. Konsinye de Amazon'daki FBA sistemi gibi siz kolilerinizi hazırlıyorsunuz. Kolilerinizin üstüne her ürüne ayrı bir barkod, her koliye ayrı bir puan numarası. Evet. Çok sistemli bir şekilde gönderiyorsunuz. Sadece tek farkı Amazon'da depolama maliyeti var, 50 dolar gibi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Moda Nisa'da bu yok. Moda Nisa'ya sadece ürünlerinizi gönderiyorsunuz, o sizin adınıza satış yapıyor. O da şöyle, onların da hesapları, ondan da kısaca bahsedeyim. Ayın 1'inde ürünlerinizi kabul etmişler. Örnek veriyorum Kasım 1'de. Kasım 30'a kadar satmışsınız. Ay sonu gelmiş. Aralığın 15'inde eğer 20K üstüyse çek. 20K 20.006 ise nakit alıyorsunuz. Çek de 60 günlük bu arada. Çek de 60 günlük. Çek ayın 15'i gibi veriyorlar işte. Size bir 55 günlük falan galiba. Yani bu ay sattığınızı 3 ay sonrasında tahsil ediyorsunuz. Evet öyle. Ve şöyle de bir durum var. Zaten Moda Nisa'ya siz stok gönderdiğiniz için minimum 2000, 3000 hani en düşüğünü söylüyorum size. Stok göndermeniz lazım. Orası birazcık daha büyük satıcıların evet, yeri. 3-5 tane ürünü evet, gönderemezsiniz. Ve 3-5 tane ürünü sattırmak. Yani 100-200-500 bile tabii, değil. Reklam vermedikçe adamlar sizin planınızı evet. Çıkartmadıkça ürününüzü o ürün zaten satılmaz. Deposunda da ürün bekletmek istemiyor. Hızlı satan ürünleri Moda Nisa tutuyor deposunda. Aynen, çünkü evet. Bu ürün mesela ben bu ürünü göndermişim satmıyorsa bana zaten 3 ay sonra Moda Nisa teklif götürüyor. Diyor ki senin bu ürünü satmıyor. Ya geri al ya da bana bir indirim ver ben ön plana çıkartıp satayım diyor. Ve bu büyük adetler için yani. Evet büyük adetler için. 3-5 tane için değil yani. Çünkü reklam verecek ona. O yüzden bu siz aslında hani küçük satıcıysanız hiç zaten bu tarz bu kanal sizin için size göre bir kanal değil. Trendyol açısından devam edecekseniz de patent almanızı tavsiye ediyoruz. Kesinlikle patent çok şart. Tabii patent çok şart ve kar marjınızı düzgün belirleyin. Biz buraya bunu belirleyerek yani millet 2000-3000 satarken biz 800 satıyorduk o dönemden ama biz para kazanıyorduk onlar kazanmıyordu. Evet kazandı. Şu anda da hala öyle bir durum var. Evet çok ki zaten gitti. Kazanmayanlar gitti. Gitti gidiyor gitti. Sürekli ama yenileri geliyor sürekli. Evet. Biz şu anda çok büyük para kazanıyor muyuz? Açıkçası kazanmıyoruz. Sürümler kazanmaya çalışıyoruz ama 1 lira 2 lira da değil yani. Biz bunun hesabını çok güzel yaptık. Sattığımız ürünlerden ortalama kar bir kafamızda bir rakam var. Onu kazanıyoruz. Millet daha aşağısını kazanarak daha çok satıyorlar belki ama aynı parayı kazanıyoruz. Onlar sadece daha fazla havale iş yapıyorlar. Biz onu yapmıyoruz. Evet. Gerçekten güzel para kazanıyoruz. Tavsiye eder misin diye sorarsan bence şu anda yeni girecekler için söylüyorum. Şu anda artık kurtlar sofrası gibi Trendyol. Girecekseniz eğer sermayenizin kesinlikle olması gerekiyor. Biz şu an bu 500 bin TL'lik sermaye ile bile zorlanıyoruz. Çünkü parayı çevirmek, satış yaptıkça yeni ürünler almak gerekiyor. Bir de artık gerekiyor. Çok iyi imalatçı var. Çok yani imalatçılar da e-ticarette artık. Şimdi evet. Toptancı adam size atıyorum örnek veriyorum 25 lira diyor ürüne. Kendisi de Trendyol'a girmiş bu arada. Siz 25 lira ürünü alıp işte bir maliyet yapıyorsunuz. 25 lira ürünü alıyorsunuz. Artı KDV'si geliyor bunun 2 lira, 27 lira. Kargosu var 13 lira. Komisyonu var 10 lira, 12 lira hatta. Siz 50 liraya satıyorsunuz mesela. Evet, siz mesela 55 liraya satıyorsunuz. Ama toptancı geliyor size zaten 25 liraya verdiği ürünü. Ben diyor ki aynı kafada o.
Ben diyor hiçbir şey kazanmayayım diyor. Küfkar bile koymadım şu an hesabın üstüne. Ben direkt toptan kafasında hareket edip o direkt 55 liraya koyuyor. 25 liraya yine ürünü satmış oluyor aslında. Hatta 25 liraya bile satmış. Size 25 liraya verdi ürünü. Zaman zaman toptancıların birçoğu trendli olan 20 liraya. 22, 20 liraya düşüyorlar. 20 lira yani o bütün evet. Masrafı çıktıktan sonra 20 lira falanmış. Yani adamdan trend yoldan alsanız aslında hani komisyon falan ödemeyip de alsanız daha kârlısınız. Evet. Bu da bizim gibi büyük satıcılar aslında şuraya gitti. İmalata girdik. Evet aynen öyle. Yani biz de imalat yapıyoruz artık. Kendi imalatımız da var. İstediğimiz hem ürünü tasarlayabiliyoruz. Evet. Zaten öyle şey yapmasaydık çoktan batmış. Evet. Çoktan batmıştık çünkü örnek veriyorum %10, %15 hatta %20 sadece toptancıya aslında bir pay veriyorduk. Yani sonuçta kazanıyordu o adam da. %20. %20 falan veriyorduk. Ki aşağısı değildir. Yani. Şu anda daha da fazla bu oran arttıkça artıyor sürekli hamakların maliyetleri artıyor. Evet. Biz bundan sıyrıldık. Sermayemiz de güçlü nispeten yani birçok satıcıya göre. O yüzden biz şu anda dönebiliyoruz. Para da kazanıyoruz. Ama mikro satıcılar için bu böyle değil. Mutlaka aldığınız ürünü en ucuza almaya bakın ve satarken de satabileceğiniz... Alırken kazan. Ya şöyle düşün, ayda 1000 tane satıyorsunuz o üründen. 2 lira indirimli bulsanız 2000 lira zaten sadece alırken kazandığınız cebinize evet, koyuyorsunuz. Evet, evet, biz evet. Hep böyle yaptık. O yüzden sürekli araştırmaya devam edin, tek bir yere bağlı kalmayın. Toptancılarınıza dikkat edin ki sizin sattığınız rakamlardan aşağıya kendi ne trend yola satsın ne başka bir satıcıya satsın. Çünkü rekabetiniz onlarla ve sattıkları satıcılarla. O yüzden bunlara dikkat edin. Lütfen sattığınız ürünün maliyetini düzgün kontrol edin. Ve her şeyin maliyetine mutlaka yasal olarak ne eklemeniz gerekiyorsa vergilerden bahsediyorum. Ekleyin. Bunda çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Evet. Evet şu anda pandemiden dolayı bunlar kontrol edilmiyor. Ama bu günler bitecek. Normale döneceğiz. Devletin paraya ihtiyacı var. Mutlaka ve mutlaka bunlar kontrol edilecek. Bu sene değil, seneye değil. Belki ondan sonraki sene de değil ama 5 sene içerisinde benim tahminim işte %30 satıcının hesaplarına bir inceleme gelecek. Yani bu da minimum demek şöyle söyleyeyim size. 50-100 bin liradan aşağı ceza yemezsiniz. 50-100 bin liradan aşağı ceza yemezsiniz. Çok daha fazlası olabilir. O yüzden lütfen satışlarınıza dikkat edin. Bizim yaptığımız hataları biz size söylüyoruz ki siz yapmayın. Umarım muvaffak olursunuz. Ama şu anda trend yolda bence bizim büyüdüğümüz kadar hızlı büyüme ihtimaliniz çok düşük. Bunu yapabiliyorsanız eğer başarılı bir satıcısınızdır. Ama 3 lira 5 lira kazanıyorsanız ayda atıyorum 2000 lira getirsin bana yeter diyorsanız burada bir saçmalık var. 2000 lira için ticaret yapılmaz. Yapılmaz ve bu kadar uğraş edilmez yani. Göründüğü kadar kolay değil. Ya paranızı bir kere şeye değerlendirin. Ya borsaya koyun ya da ne bileyim anlıyorsanız kripto paraya koyun. En azından daha fazla kazanırsınız. Evet. Parayı bu şekilde ticaret hep bir risktir. Elinizde kalabilir. Ürünler modası geçebilir ya da bozulabilir. Bunlar size direkt zaten eksi bakiye, eksiye götüren şeyler. Evet, doğru. O yüzden paranızı o miktarlarda 2000 lira falan kazanmak istiyorsanız bence ticaretten kesinlikle uzak durun. Bize de soracağınız şeyler varsa, aklınıza kalan bir şey varsa yorum atın. Evet. Biz bunlarla alakalı cevap videosu çekelim size. Evet, bize bu videonun altına yorum atabilirsiniz, DM'den yazabilirsiniz. Ki videolarımız da devam etsin Hamza'da. Evet, yapalım. Tabii. Sadece videoyla alakalı bırakmayın. Dediğim gibi ama sadece sizden bir isteğim var. Beğeni ya da takip vesaire gibi bir şeyler kasmıyoruz ama en azından orada birilerinin olduğunu görmek bizi mutlu eder, bizi motive eder. Ve sorularınıza cevap vermek istiyoruz. O yüzden izleyin, eşinize dostunuza gösterin, çalışan bu e-ticaret yapmak isteyen birileri varsa eğer. Mutlaka paylaşın ki kanalımızın izlendiğini biz en azından fark edelim. Dediğim gibi buradan bir kazanç vesaire gibi bir şeyimiz yok, beklentimiz yok. Ama en azından izlendiğimizi ve kayda alındığımızı görmek isteriz. Bu bizi mutlu eder. Mutlu eder. O yüzden sorularınızı bu videonun altına yorum olarak yazın. Biz de tek tek hepsini cevaplayalım. Çok daha bomba videolar var. Bir dahaki videomuzda hatta size şöyle anlatayım. Trendyol'da o Buybox'la alakalı yaşadığımız sıkıntılarda çok fazla kişiyle irtibat kurduk. Trendyol'un sahibi Demet Suzan Mutlu ile görüştük. Evet. Bir dahaki videomuzda da bu olsun. Bunu nasıl yaptık, nasıl başardık, kendisi bize nasıl bir cevap verdi. Bununla alakalı, nasıl sorunlarımızı çözdüğünüzle alakalı size bir dahaki videomuzda daha detaylı anlatalım. Evet. Bizi takip etmeyi unutmayın. En azından izleyin sürekli. İzlemek için de takip edin tabii ki. Şimdilik iyi günler diliyoruz hepinize. Görüşmek üzere.